Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ekranda bir baba yiğit görüyorsunuz. Baba yiğit, Tokatçı baba yiğit var. He? Ne? Jorge Jesus. Tokatçı filminin... Ama kim sunuyor abi? He? Bak sunarına kim sunuyor abi? Ali Koç film sunar diyor yani. Altta da simgesi. Evet, simgesi var. Koç. Arkadaşlar... Şimdi hemen kafadan söyleyelim, sloganımızı söyleyelim, başlığımızı söyleyelim. Mertcan'la beraberiz ya da namı diğer Mertens'le beraberiz arkadaşlar. Güzel, keyifli, yine biraz böyle legaluga yani ağır basan bir sohbet yapacağız. Ve de bir bölümüyle de gerçekleri göreceğiz. Hani ne diyordu rahmetli Mustafa Cengiz? Hayaller vampörsü, gerçekler tam tersi derdi. Demin Mertens güzel bir şey söyledi. Ben bir şeyler söylüyordum burada. Dedim ki Mertcan şöyle dedi. Hayaller dedi Firmino, gerçekler Pedro dedi. Duydunuz mu arkadaşlar? Fenerbahçe Firmino'ya talip olmuş. Vay anasını ya, vay anasını. Olacak iş değil. Bu nasıl bir şey ki Firmino'ya talip oluyorlar? Bunlar... Galatasaray kimi almak isterse, Galatasaray kime talip olursa, bir şekilde kimi istiyorsa dönüp dolaşıp arkasından biz de talip olduk. Ama bu öyle o kadar kolay bir şey değil. Bu defa olmaz. Bu defa yemezler. Şimdi bu ekranda Tokatçı var tabii. İsterseniz flash cümlemizi söyleyelim. Şimdi Okan Hoca, Okan Buruk ne yaptı arkadaşlar? Okan Buruk hem bu Jesus denen adamın karizmasını bir güzel çizdi. Ne kadar varsa karizması bilmiyorum. Onun karizmasını bir güzel çizdi. Kimyasını, dengesini sapına kadar, dibine kadar bozdu. Bitti mi? Bitmedi. Okan Buruk kuşlara kafayı yedirdi arkadaşlar. Kafayı yedirdi. Okan Buruk kuşlara kafayı yedirdi. Peki Okan Buruk nasıl kafayı yedirmesin? Okan Buruk'tan eğer şimdi bir fotoğrafı vardı burada, hemen bulup getireceğim. Okan Buruk'un o güzelim var ya, skorlar. Mertcan ne diyorsun bu arada? Abi şimdi ben de biraz önce bir giriş yaptım ama dayanamıyorum böyle. Evet. Aslan Şampiyon TV'den herkese merhaba. Abi ben Jesus hakkında gerçekten, hani sen bir dedin ya lagalogo ağırlıklı bir yayın yapacağız diye. Şimdi sebebi şu arkadaşlar, biz hayatı tiye aldığımız için değil. Bu şahısları tiye aldığım için lagaluga. Evet. Bunlar lagaluga adamlar. Bunlar ciddiye alınıp karşına geçip iki sohbet edeceğin adamlar değil yani. Al şimdi. Ha, Playoff'ta pilo. Lan sizin playoff düşündüğünüz kadar PTT birincilikteki adam yukarı çıkmayı düşünmüyor ya playoff'ta. Yani. Playoff'ta playoff ya. İşte ben özellikle zaten sohbetimizin konusu bu. Biz bunu ilk gün vermiştik, bunların playoff istediği. Bu Jesus şeyde bir... basın toplantısı yapmıştı galiba tesislerde mi, orada bir yerde playoff isteriz dedi. Zaten aslında bunun playoff umrunda değil arkadaşlar. Buna böyle konuş, böyle söyle diyorlar. Bu da işte ne yapacak? Sahibinin sesi, buna ne emrediliyorsa, ne söyleniyorsa çıkıyor, onu söylüyor. Yoksa öyle bunun playoff olsun, bilmem ne olsun, o da biliyor böyle bir şeyin olmayacağını, olmaması gerektiğini o da biliyor ama çıkıp işte konuşuyor. Yapacak da fazla bir şeyi yok adamı yani. Ne playoff'u? Biz o gün hemen daldık, girdik topa. Dedik ki kardeşim bırakın playoff'u. Playoff'luk iş yok bir durum diye. Şimdi birileri çıktı. Yine bu playoff meselesi üzerinden gitmeye çalışıyorlar. Vurmaya çalışıyorlar. Ama hikaye ne olursa olsun. Şimdi ben önce şu fotoğrafı özellikle getirmek istiyorum. Çünkü mevsim başında Okan Buruk geldiğinde, bunlar Avusturya kampında, bu fotoğrafı vermişlerdi. Biz o zaman söyledik. Okan Buruk biz kendisine süre tanınırsa, zaman tanınırsa çok şey yapar diye. Nitekim Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Okan Buruk'a gerekli sabrı gösterdi. Arkasında durdular. İşte Erden Timur ve tabii başkanın onayı olması olmuyor. O flaş transferler yapıldı. Flaş transferler yapılınca da, ki Galatasaray ilk haftalarda nasıl doğranmış, Tokatçı da nasıl korunmuştu.
Tokatçı var ya biraz önce en başta gösterdiğim, gelirsek oraya. Tokatçı korundu, kollandı arkadaşlar. Galatasaray da tam tersi, doğrandıkça doğrandı. Ve bunlar da şunu zannettiriyor. Ulan biz aldık başımızı gidiyoruz. Ne kadar güzel, bakın herkesi yeniyoruz. İşte Nisan ayında şampiyon oluruz. Rakibimiz yok. Galatasaray tezgahı da kurmuşlar. Galatasaray'ı sürekli doğruyorlar. Fenerbahçe'de haksız puanlarla bu arkadaşa da övgüler yağdırılıyor. Hani demişti ya Mertens, bu Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki gibi, sen şöylesin sen böylesin, adama herkes yalıyordu. Jesus şöyle, Jesus böyle, üstüne hoca yok falan. Öyleyim değil mi? Öyleyim diyordu değil mi? Sen şimdi biraz önce dedin ya, aslında bu da bilmiyor, biliyor olmayacağını, etmeyeceğini, ama buna şey diyorlar ya işte, sen söyle Jesus sen mi ya? Söyleyeyim değil mi? Tabii ya. İşte o da diyor, ya sen başarırsın söyle ya. Sen söylersen olur bu iş. Olur değil mi? Olur. Evet olur değil mi? Kemal'sına, o da o hesap şimdi arkadaş. Ya. Arkadaşlar bu Jesus... Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi bunlar her türlü abidik gubidik işleri, numaraları çevirdiler. 8-10 maç Galatasaray'ı doğradılar. Galatasaray biliyorsunuz Fenerbahçe'nin işte kaç, 7-8 puan gerisinde. Oh dediler, düğün bayram yapıyorlar. Bunların televizyonlarda uzantıları vardı. Yalayıcıları, yalakaları var. Yazar geçinenler, yorumcu geçinenler. Bir takım küpeli küpesiz lavuklar, zortlar, kortlar var ya. Çakar çakmazlar, gezer gezmezler, bilmem neler falan. Alayı abi bunları yalıyor. Öyle yalıyor ki adam da tabii, bu tokatçı da yalana yalana dedi ki ben böyleyim dedi yani. Başladı ona buna tokat atmaya. Ama şimdi tokatları kendi yiyor. Abi Okan Buruk bir geldi. Erden Timur'un o meşhur tarihi konuşması var ya. O konuşmadan sonra ister istemez taşlar yerine oturmaya başladı. Hakemler biraz dengeli ve adaletli olunca Galatasaray gümbür gümbür geldi. Kadrosu da tabii yeni bir takım. Düşünün 26 futbolcusu gitmiş, 13 yeni futbolcu gelmiş, dünya yıldızları, dünya starları gelmiş. Bunlardan bir takım oluşturmak için gayret gösteriyor. Ama Okan'ı o arada rahat bırakmadılar. Sürekli çakıyorlar. Okan Buruk Galatasaray'ı çalıştıramaz, bunu Galatasaray'ın hocası olamaz. Yok işte bilmem kim pazartesi iş yapıyor, işbaşı yapıyor, o geldi, bu gitti, estekti, köstekti abi. Sürekli çaktılar. Sürekli Okan Hoca'ya vurdular. Bir gün rahat bırakmadılar. Ama Erden Timur, ki Erden Timur da başlangıçta çok da Okan Buruk'un yanında duran birisi değildi aslında. Birilerinin kayığına binmişti. Bizler, herkes uyarılarımızı yaptık. Özellikle Galatasaray Kulübü Başkanı o ilk zamanlarda dedi ki, Erden bak Okan Hoca'nın arkasında duracağız, o olacak, bu olacak dedi. Durdular. Nihayet onlar durdukça Galatasaray vurdu. Onlar durdukça Galatasaray vurdu ve Galatasaray bugünlere geldi. Galatasaray ne yaptı arkadaşlar? Aslanlar gibi eze eze, alayını çimlere göme göme geldi mi? Peki bunun baş mimarı kim? Evet, yönetim futbolcuları aldı, yıldızları aldı, takımı kurdu, ama saha içerisinde elbette başarı futbolcuların ve Okan Buruk'undu. Okan Buruk Flora'ya sevgiyi getirdi. Barışı, kardeşliği, dostluğu, inancı ve Galatasaray ruhunu geri getirdi. Bunlar geri gelince iş daha da kolaylaştı. Güven başladı. Ve nitekim Alanya maçında Galatasaray Ali Palabıyık marifetiyle nasıl doğranmıştı? Bir hatırlayın. Nasıl puştuk yapılmıştı? Galatasaray'a son darbeyi nasıl vurmak istiyorlardı? Ali Palabıyık'ın maç ilk yarı 2-0 Galatasaray öndeyken, soyunma odasına gidilirken geldi, orada durdu. Tam körüğün önünde Galatasaraylı taraftarları tahrik etme adına Galatasaray'ın en iyi oyuncusunu 30. dakikada oyundan atmıştı, Boye'yi. Her türlü rezilliği yapmış mıydı? Yapmıştı. Ama ikinci yarıda da amaçlarını ulaştırdılar mı? Maçı 2-2 berabere bitirdiler mi? Galatasaray'ın 5-0, 6-0 kazanacağı karşılaşma 2-2 bitti. Görev bir bakıma tamamlanmıştı. Ali Palabıyık Galatasaray'ı imha etmişti. İşte ondan sonra hani kırılma anı oradadır. Çıktı Galatasaray yönetimi, Erden Timur vasıtasıyla masaya yumruğunu güm diye vurdu kardeşim. Yeter dedi. Yeter. Biz yapılan puştukları, kalleştikleri, yazılan senaryoları, her türlü dalga dümeni biliyoruz. Gerekiyorsa bu ligi bitirtmeyiz dedi. İşte orada kıyametler koptu. Ondan sonra Galatasaray Karagümrük maçına çıktı. 2-0 kazandı. Sonra sırasıyla işte Beşiktaş'tı, Başakşehir'di, İstanbulspor'du, ne bileyim Sivas'tı, Ankara Gücü'ydü, Fenerbahçe'ydi derken alayını ezip geçti mi? Ezip geçti. Ve işte
Bütün bunlar olurken ne oldu biliyor musunuz? Doldurulan bu arkadaş var ya, ekranda gördüğünüz bu tokatçı var ya. Diyorlardı ya, baba sen yaparsın, sen büyüksün. Yalama yıkama vardı ya. İşte o yalama yıkamalar zorunlu olarak mecburen bitmek durumunda kaldı. Onlar bitti, geriye dönüşler başladı. Bu sefer işte Okan Buruk canım bak Galatasaray şöyle oldu. Çünkü Galatasaray'ın Icardi'den Mertens'ten Torreira'ya kadar ne çamurlar atılmıştı. Yok 35 yaşında Mertens alınır mı? İşte Torreira gibi oyuncunun Galatasaray'da ne işi var? Bu ön libero oynayamaz, boyu kısa. Ben dedim boyunun kısa olduğuna bakmayın, işte evine bakın dedik adamın. Ondan sonra devam ettiler. İşte Icardi'ye taktılar Icardi. Vay efendim sen Arjantin'e nasıl gönderiyorsun? Neden izin veriyorsun? Olur mu olmaz mı? Bu kimseyi iplemiyor, diklemiyor. Şu başına buyruk her türlü pisliği, çamuru attılar. Ama attıkları pisliklerde, çamurlarda boğuldular. Ama bunlarda utanma, sıkılma olmadığı için arkadaşlar şimdi tükürdüklerini yalama durumunda kalıyorlar. Ama hala alışkanlıklarını sürdürüyorlar. İşte ben bunu bir özetliyorum. Şimdi Mertens'in de bu konuda düşüncelerini alacağım tabii. Ne yaptılar? Galatasaray Zaniolo'yu getirdi ya. Bu defa Zaniolo'ya sardılar. Vay sakatlı da depresyondaydı da bilmem neydi de falandı filandı. Böyle ahkamlar kesmeye başladılar. Yetmedi. İşte yok efendim bunun Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu da sakat geldi de. Yok efendim Milan bunu istiyormuş da yalan palavra 35 milyon niye versin de. Neden Roma'dan almamışlar, burunun dibindeki takımdan almamışlar da Galatasaray'dan alıyor. Sanki Galatasaray'a gelecek para bunları rahatsız ediyor. Bunları size ne lan, adam yapmış ayarlamış her şeyini kurmuş mu? Kurmuş. Peki ne istiyorsunuz? Bütün mesele çamur atmak. Oydu buydu. En son ya diyorum ya depresyon dediler. Burada bizim Mertens biliyorsunuz anlatıyor. Diyor ki ya geçen sene diyor adam oynamış UEFA kupası şeyde konfederasyon kupası finalinde gol atmış. Gayet güzel gidiyor. Bu sene 17 maç oynamış. Aslanlar gibi orada burada milli takımda her yerde var adam. Ama bunlar ne yapıyorlar? Sürekli çamur atıyorlar. Sürekli hani at çamuru kalsın izi. Ne oldu? Attıkları çamurda bu oldu. Şimdi efendim işte Okan Buruk kadro kurmakta zorlanıyor da eli o kadar zengin de kim oynatacak da kim oynatmayacak da vesaire. İşte gelinen nokta bu. Ne oldu? Gelinen noktada şimdi şunu diyorlar. Ya Okan Buruk şeyin Jesus'un kimyasını bozdu. Niye? Bunun için de mi pilavı istiyorsunuz? Kimyasını bozdu. Evet. Abi şunu söyleyeyim ben. İlk önce konuya tekrar gireyim ben. Şimdi hani diyorlar ya ağzının dibinden niye almadılar da işte şuradan buradan aldılar. Bakın Batshuayi Beşiktaş'ta oynarken bu topçu gitsin de nereye giderse gitsin diyorlardı. Gol atamıyor, gol özelliği yok, işte şanssızdı, evet. Şudu budu. Kiralıktan gelen takımına geldikten sonra Fener oradan aldı mı aldı. Niye Beşiktaş'tan isteyemedi? Şuradan söyleyeyim ben. Niye Milan işte orası burası Galatasaray'dan şu anda Icardi istiyor abi? Ben her zaman dedim ki Galatasaray kendini Avrupa'da artık öyle bir kanıtlamaya başladı ki artık kiralık hangi kulüpten gelse ilk orayla değil de ilk Galatasaray'ın gönlünü almaya çalışıyorlar. Bunu kimse anlamıyor. Niye işte Galatasaray'dan istiyor da dediği gibi işte Roma'dan gelirken Roma'dan almamış. Galatasaray'dan neden istiyor? Buna bir bakın. Icardi'ye işte Milan'ı şunu bunu istiyormuş. Bakın ama ilk Galatasaray'dan istiyor. Niye Galatasaray'dan istiyor? Bu Avrupa'da kendini artık Galatasaray kanıtlamış halde. Aşmış, bitirmiş işi. Şimdi bakıyorsun ben bir yayından önce sana da dedim abi. Ya bakıyorsun Firmino'yu en büyük alma şansı yüksek %55-60 Galatasaray'ın %30-35 Atletico Madrid'in %5'te MLS Ligi mi ne oluyor Amerika'da ora. Sen tutuyorsun böyle yancı 3-5 tane çakal medya var tutuyor hemen Galatasaray kime gancayı takarsa alta Fener'in şeyinde koyuyorlar. Firmino'nun menajeri. Bak ne demiş? Roberto Firmino'nun diyor menajeri Galatasaray'da oynayabileceğini sarı kırmızı yönetime iletti. Ama gel bizim basın anla. Basın hemen diyor ki Fenerbahçe'ye de gidiyor. Fenerbahçe'de istiyor. La Fenerbahçe hiçbir konuyla alakası yok. Fenerbahçe kim bunu alacak ya? Yani Firmino'nun ben anlamadım gitti. Fener'de ne işi var Allah aşkına abi ya? Abi alacak kapasite mi var? Alacak oynayacak? Kapasite yok, alacak vizyon yok, alacak anlayış yok. Yani onların alabilecekleri işte hani Galatasaray Pedro Medro diyorlardı ya. Aldığınız oyuncu işte Pedro kardeşim. Pedro'dan ötesini alamazsınız yani. Mümkün değil. Hani ne demişti demin Mertens? Dedik ki hayaller Firmino, gerçekler Pedro dedi. Yalan mı?
bana göre yalan değil. Sapına kadar doğru yani. Hangi kalite, hangi şöyle dünyada bir kulüpten sen şey aldın ya? Ya biz ki Van Aanholt abi, kiralık değil mi abi Van Aanholt? Evet, gitti PSV'de. Ve uzatılmadı mı? Evet. Uzatıldı, şey, kirası uzatıldı, uzatıldı abi. Uzatıldı, uzatıldı şeyde. Bak PSV Eindhoven'a biz kiralık topçu veriyoruz abi. Demek evet. ki aşmışız. Ve verdiğimiz futbolcu da 9 maç, 7 ilk 11, 1 asist yapmış PSV gibi bir takımda. Oynamaya da devam edecek. Bir daha söyle, 9 kaç? 9 maç, 7 ilk 11 ve 1 asist. Ve biz PSV Eindhoven, bu Avrupa'da yine kendini Hollanda'da kanıtlamış devasa bir kulübe, biz bonservisiyle de değil, kiralık veriyoruz ya. Diyoruz ki piş öyle gel. Çünkü biz onlardan da daha büyüğüz. Bunu ama millet anlamıyor abi. Onlar hala İsmail Yüksek de Arda Güler de desin ya. İşte arkadaşlar, şimdi ekrandaki görüntüleri özellikle bunu aradım, buldum, getirdim bunu. Neden biliyor musunuz? İşte dengeler böyle bozuldu, kimyalar böyle bozuldu, karizmalar böyle çizildi. Ve kuşların alayı kafayı böyle yediler. Bunlar da şaft kaydı. Bunlar da şaft kaydı. Tuttular, playoff istiyorlar. Ya kardeşim niye playoff istersiniz? Bir tanesi tuttu, kuşların büyük olanı. Dedi ki efendim dedi, puanlar silinsin bilmem ne. E sen kardeşim 6 Temmuz'da Şubat'ta maalesef ülke bir felaket yaşamış. 6 Şubat'tan sonra yaşanan bu felaketten sonra bu maçlar oynanmıyor. Bir daha adamlar sağdan çekiliyorlar. Ama geçmiştekiler kabul ediliyor. Geri kalanlar da yeniden üçer puanı herkes hanesine yazdırıyor. Bu hatırlayın ya, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Rus takımları Euroleague'den çıkarıldı. Aynen bazı şeyler nasıl kabul edilirse aklın yolu bir. İşte bu puanlar silinsin dedi. Olmadı. Bu sefer tutturdu. Vay efendim playoff gelsin dedi. O da olmadı. Yemedi. Bu sefer işte biraz önce gösterdiğimiz Tokatçı çıktı meydana. Tokatçı diyor ki playoff gelsin. Ama Tokatçı'ya söylemişler, sen konuş, sen büyük adamsın ha. Jesus böyle söylerse, bilmem ne söylerse işte playoff gelecek. Federasyon başkanı da çıktı. Hayır dedi ya, ne şeyi playoff. Playoff'u. Yok öyle bir şey dedi. Olmaz dedi. 70. dakikada dedi, kural mı değişir dedi. Ve yoluna devam ediliyor. Şimdi bu olmaz. Böyle bir rezalet, böyle bir hikaye hiçbir yerde yok kardeşim. Ama bunlar dediğim gibi kafayı sıyırdıkları için. Bakın özellikle şunu aradım. Bu arada kusura bakmayın, getiriyorum. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, playoff'un olması mümkün değil. Sezon devam ederken kural değiştirilir mi? Maç oynanıyor, sen 70. dakikada dur, ben kuralı değiştirmek istiyorum diyorsun. Böyle şey olmaz. Sezon nasıl başladıysa öyle bitecek. Gündemimizde playoff yok diyor. Şimdi bu arada bazı çakallar, bazı uyanıklar, işte bunlar bu arada şöyle bir şey daha var, ona da bakın. Bu Şenol Güneş playoff isteğinde bulunan Jesus'a destek verdi. TFF'yi ise sert eleştirdi. Şenol Güneş Jesus'a destek verdi. Niye destek veriyor abi? Niye eleştiriyor? Efendim diyor, bunlar diyor mevsim başında alınmalı diyor bu filozof. Diyor ki böyle kararlar diyor mevsim başında alınır, çoğunlukla alınır. Ama diyor eğer diyor olağanüstü bir durum varsa, nedir lan olağanüstü durum? Söyle bana. Deprem oldu. Deprem oldu da yani playoff'u gerektirecek bir durum mu var ortada? İki tane takım mecburen çekildi. Kural belli, yol belli, yoldan belli. Nerede olağanüstü durum? Efendim 2012 yılında oynattılar ya playoff'u. Hadi orada da mümkün değil ya. Orada da Galatasaray'a piyango vuruyordu. Galatasaray 9 puan önde şampiyon olmuş. Playoff getiriyorlar. Sildirler bütün puanları. Ne var? Fener'i şampiyon yapacaklardı. Olmadı. Ters tepti tabii. Hadi orada futbol dünyasının içinde bir takım abidik gubidik işler vardı. Burada futbol dünyasıyla alakalı bir şey değil. Farklı bir hadise vardı. Sen neyi değiştiriyorsun? Nasıl değiştiriyorsun? Ama bunlar böyle. Bunlarda akıl fikir yok abi. Yok. Bunlar böyle uçmuşlar gitmişler yani. Burada da yine biri puan silelim der, biri playoff der, bir diğeri siz kesin Flora'dan zarar edeceksiniz der, öbürü Zaniola asla Mertens'in yerini tutamaz der, der. Bunların zoruna bak diyor. Ya sizin diyor cidden şirazeniz kaydı, başka bir ligde böyle garip bir rekabet anlayışı var mıdır diyor. Hani dedim ya işte bunların karizmasını Okan Buruk çizdi, bunlara kafayı yedirdi, bunların dengesini bozdu, bunların kimyasını bozdu. Daha ne diyeyim ben yani? Şimdi abi... Söyle. Başka bir lig demişken şunu söyleyeyim ben. Şimdi birçok ligde şu play
Playoff değil, playout var. Out evet, yani. Out, playout. Şimdi var. Onu da bilmeyen abi kardeşlerim için söyleyeyim. Bu playout'ta işte iki takım düşecekse son dördünü alıyorlar. O dört takım aralarında bir turnuva yapıyor. En az puana sahip her iki takım düşüyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman bu ligden çıkan takımlar neticesinde dört takım değil, iki takım düşecek oldu. Bu son iki pota yani ikinci sıradaki, son iki sıradaki takımların demesi lazım ki ya playout yapalım. Biz yine dörtlüyü riske atıp yani yine dört tane sıra, son dört sıra kırmızı kalem olsun. Biz aramızda turnuva yapıp son iki düşsün demesi lazımken. Çünkü onlar yani şey altına gitti. Bunlar hiç sesi çıkmıyor son iki sıradaki takımın. Haklı olarak çünkü yani normali evet. Bu. Tutuyorlar üstte alakası olmayan adamların sesi çıkıyor. Onlarla ne alaka bu ligden çıkan takımları? Onların derdi şu. Soru şu ya dün de konuşmuştuk bunu. Bugün Fenerbahçe 6 puan önünde olsaydı Beşiktaş bu pozisyonda Galatasaray'ın 14 puan gerisinde olmasaydı isterler miydi böyle bir şeyi? Asla ve asla istemezlerdi. Her neyse bunlar şaşırmışlar. Bunlar kafayı yemişler. Bunlar da şaft kaymış. Şaft kaydığı için de maalesef böyle yollarına devam edecekler. Arkadaşlar şimdi biz tabii Galatasaray'da hasret bitiyor. Biz oraya bakalım. Kasımpaşa maçına dönelim. Burada tabii tablo gayet net, açık. Belli. Okan Buruk bu Jesus'un karizmasını çizdi. Öbürünü filozofu zaten söylemiyor. Onu ciddiye bile almıyorum. Bunda karizmayı çizmekle kalmadı. Kimyasını ve dengesini de bozdu. Aynı zamanda da kuşların alayına kafayı yedirdi. Buraları geçiyoruz. Dönüyoruz Kasımpaşa maçına. Şimdi Kasımpaşa maçında Galatasaray sahada nasıl bir 11'li olacak? Acaba işte Muslera oynayacak mı diye böyle bir takım düşünceler vardı, söylemler vardı. Muslera çalışıyor şu anda. Oynar mı? Oynayabilecek durumda ama Okan Buruk'un onu riske etmeyeceği söyleniyor. Artı sürpriz bir sakatlık Mertens'ten yaşandı. Peki Mertens oynayacak mı? Mertens'in de büyük bir ihtimalle oynamayacağı. Çünkü hoca demiş ki eğer oynatırsak sıkıntı olabilir demiş. Mertens de oynamayacak. Peki Galatasaray sahaya nasıl bir 11 ile çıkacak? Burada gördüğünüz gibi bir 11 kalede Okan olacak. Geri artık çok klasik bir hale geldi ama Boey, Nelson, Abdülkerim, Adekugbe oynayacak. Hemen önlerinde ikili, malum klasik ikili. Boyut kısa denen Torreira oynayacak. Yanında Oliveira var. Bu defa Raşitsa'nın kulübede olması bekleniyor ya da Raşitsa oynar oynamaz orasını bilemiyoruz. Zaten Galatasaray'ın artık bu 8+3 vardı ya böyle bir yerli sıkıntısı da yok. Sola Adekugbe gelince Galatasaray bambaşka bir seviyeye geldi. Yunus son İstanbul hazırlık maçında 6 golün 3'ünün hazırlayıcısı olunca tabii Yunus Akgün'ün sağ tarafta, Kerem'in solda. Ortada da işte Mertens'in pozisyonunda Zaniolo oynayacağı varsayılıyor ve ileride de tabii saplamacı ız düşmanı Icardi var. Kadro böyle bir şey düşünülüyor. Ne diyorsun kadroya? Abi ben her yayında yine söylemiştim. Acaba Zaniolo'nun yerine Mata girer de Yunus Akgün'ün yerine sağ tarafa Zaniolo mu çekilir? Şimdi Zaniolo sağda zaten oynayabiliyor. Bunu biliyoruz. Hayır oynuyor da. Şimdi dediğin gibi olabilme ihtimali çok yüksek. İleriki dönemlerde bu paslaşma Mata değil de mesela Mertens Zaniolo arasında olup Yunus'u evet. Tekrar çıkartıp Zaniolo'yu sağa çekebilir. Kısmen Zaniolo solda da oynayabilir. Kerem aman böyle maçtan düştüğü zaman da orada da değerlendirilebilir. En geriye dönecek olsak ben Okan'ın performansı aman aman bir açıklık kesinlikle her yayında diyorum görmüyorum. Okan evet, evet. Şu anda bu kadroya evet bir tık geri duruyor ama bu defans zaten Okan'a çok top getirtirmez. Onu biliyoruz. Çünkü Adekugbe de biraz daha defansif futbolcu olduğu için. Ben dediğin gibi abi Mata girer. Mata'yı yani Yunus'u dinlendirip Zaniolo'yu sağa çekip Mata'nın onun yerinde mesela 65-70'ler sonra. Olabilir. Raşitsa var. Hamleler çok arkadaşlar. Çok bu arada Kasımpaşa'nın işte son lig maçında Antalya Spor'u mağlup etmiş olması var. İzleyen arkadaşlarımız Kasımpaşa'nın bayağı düzeldiğini söylediler. Toparlandığını söylediler. Kasımpaşa'yı biliyorsunuz Galatasaray'ın eski kaptanı Selçuk İnan çalıştırıyor. Ama Galatasaray artık futbola o kadar aç ki takım öylesine bilenmiş vaziyette ki çıkalım da bir an evvel lig maçı oynayalım, gümbür gümbür ezelim, rakibi duman edelim havasındalar. Bu arada taraftarlar da çok açlar. En az 50 bin kişinin Kasımpaşa maçına gelmesi bekleniyor. Durum vaziyet budur. Biz arkadaşlar noktayı koyalım, fazla da uzatmayalım dedik. Tokatçıyla başladık, Tokatçıyla devam edelim. İşte arkadaş böyle çıktı ortaya. Vay efendim playoff isterim, şuydu buydu diye. Hayal görüyor tabii. Buna destek verenler var.
var, o var, var. Ama federasyon başkanı da son noktayı koyduğuna göre artık playoff'ta oydu, buydu. Hiç hikaye, hepsi gelip geçici şeyler. Ama gerçek olan şudur, gerçek olan arkadaşlar, Okan Buruk Hoca kesinlikle bu şeyin, Jesus denen emmimin karizmasını fena şekilde çizdi ve dengesini, kimyasını bozdu. Kuşlara da kafayı yedirtti diyoruz, noktayı koyuyoruz. Katılıyor musun? Abi, karizma çizme işine. Abi artık karizma seni çizer. Karizma mı kaldı diyorsun? Veya kariyerini mi çizer? Onu az böyle çok değil. Bir 2-3 hafta sonra göreceğiz. Kariyerini vallahi 2-3 hafta sonra ucuz bileti bulmuş galiba şey. Jesus Efendi herhalde rezerve ettirmiştir. 3 hafta sonra diyorlar gider. Acil ucuz bileti koymuş. Acil çıkışından devam. Evet, aynen öyle. Arkadaşlar yeni sohbetlerde beraber olacağız inşallah. Hepinize en içten sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Hoşça kalınız.